Güven dediğimiz konu uluslararası ilişkilerde pek olmaz. Ama bu savaşan taraflar arasında özellikle Moskova ile Kiev arasında Türkiye'nin bir güven tesis edebildiğini görüyoruz. Bu çok çok zor bir şey. Maraqla gözlənilən İstanbul danışıqları baş tutdu. Müzakirələrin ardından hər iki tərəfin açıqlamaları yayımlandı. Tərəflərin zidləşdiyi nöqtələrlə yanaşı qismən razılığa gəldiyi məqamlarda oldu. Siyasi ekspert Furkan Kaya hesab edir ki, İstanbul görüşü Rusiya və Ukrayna arasında yeni danışıq mərhələsinə qədəm qoyulmasına təkan verəcək. Türkiyənin Rusiya və Ukrayna ilə münasibətlərinin müsbət istiqamətə inkişaf etməsi danışıqların İstanbula yönəlməsinə səbəb oldu. Bu tip kritik coğrafyada yaşayan bir NATO üyesi olan hem Ukrayna ile hem Rusya ile ilişkilerini iyi şekilde götüren bir Türkiye'nin de bunu başarması bence Türkiye'nin bir diplomasi zaferidir. Tabii ki amacımız bizim öncelikle silahların susması. Çünkü silahlar susmadan barış masasının kurulmasının bir şey ifade etmeyeceğini tarihte biz gördük. Öncelikle silahlar susacak, belli bir tansiyon dengelenmesi sağlayacak ve taraflar kalıcı barışı sağlamak üzere görüşmelerine başlatacak samimiyetle. Tabii diplomasi demek belli bir alver demektir. Müzakere bu demektir. Belli işte şeyleri daha çok alarak daha az şey vermeye çalışırsınız. Dolayısıyla taraflardan bugün aslında böyle bir neticenin olduğunu görüyoruz ama sahaya yansımasının ne olacağını, yani Rusya'nın işte bu işgal ettiği bölgelerden geri çekilecek mi? Mesela ben Donbas'tan geri çekileceğini düşünmüyorum. Çünkü Donbas zaten kendisinin işte OSCE tarafından da sözde bir cumhuriyet olarak tanındığını, özellikle kendisinin hem Karadeniz hakimiyeti hem Ukrayna ile Kazakistan arasındaki o kritik hat dediğimiz Kuzey Kafkasya'nın herhangi bir çözülmeye uğramaması adından da çok önemli bir güvenlik şeridi, güvenlik sübabı. Dolayısıyla Belarus, Rusya ve Ukrayna ile beraber Güney Kafkasya dediğimiz Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan üzerinde bir emniyet kemeri oluşturmaya çalışan bir Rusya var. Ki bu bizim milli davamız, mücadelemiz olarak gördüğümüz Karabağ Savaşı'nda da biz Rusların özellikle zamanlama olarak olaya müdahil olma şeklini de yakından takip ettik. Özellikle Paşinyan'ın telefonlarına çıkmayan bir Putin vardı biliyorsunuz. Daha sonra Putin onları Sayın Aliyev'le beraber masaya oturtarak işte belli bir denge tesis etmeye çalıştı. Şimdi bu Rusların işte Putin'in gözünden baktığımız zaman büyük Avrasyacılık anlamında bir alan hakimiyet mücadelesi. Ve şunu söylüyor Putin. Beni siz Yeltsin döneminden beri çeviriyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz. Benim tüm oksijen alanlarımı kapatmaya çalışıyorsunuz ve ben buna artık müsaade etmeyeceğim. Hele ki Ukrayna gibi kritik bir coğrafyanın benim önemli bir Avrasyacılık düşüncesi, önemli bir jeopolitik yer olan Ukrayna'nın bir boşluk haline gelmesine müsaade etmem diyor. Şimdi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski NATO üyesi olamayacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Avrupa Birliği üyesi olmayacağını biliyordu. Ama bilerek Putin'i hem tırnak içerisinde bir tuzağa çekmek hem de Ukrayna meselesi üzerinden NATO'nun yeni bir varoluşsal bir laboratuvar inşa etmeye çalıştığını görmekteyiz. Dolayısıyla tabii önceliğimiz bizim silahların susması. Qeyd edək ki, İstanbul danışıqları Rusiya ve Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında 6-cı görüşdür.